Akü bir akım deposudur. Akü, saf su ve asit karışımına daldırılmış bir dizi pozitif ve negatif plakadan oluşur. Birbirinden farklı özellikteki bu plakalar arasında oluşan bir kimyasal reaksiyon sonucu, akünün pozitif ve negatif kutupları arasında potansiyel farkı oluşur. Akü belirli bir akım verme kapasitesine sahip olur. Bu akım miktarı kapasite olarak adlandırılır ve su deposu örneğine benzetilebilir. Örneğin 50 litrelik bir su deposu 10 saat boyunca 5 litre su sağlayabilir. Aynı şekilde 50 amper saatlik bir akü 10 saat boyunca 5 amperlik bir akım sağlayabilir. Akülerin temel özellikleri üstündeki yazılarla belirtilir. Örneğin 12 volt, 250 amper, 50 amper saat. Yani bu akü 210 saniye boyunca 12 voltluk bir gerilim altında marş motoru için gerekli olan 250 amper akımı sağlayabilir. Ya da diğer bir deyişle 20 saat boyunca 2,5 amperlik bir akım sağlayabilir. Diğer bir örnek. Bu 12 volt 40 amper saat kapasitesindeki bir akü 48 watt gücündeki ampule 10 saat boyunca 4 amper akım sağlayabilir. Bütün depolarda olduğu gibi aküden akım çekildikçe sahip olduğu enerji azalır. Öyleyse aküyü yeniden doldurmak gerekir. Bu görevi alternatör yapar. Alternatör hızlandıkça ürettiği gerilim de artar. Akü ve diğer devre elemanlarını korumak için bu gerilimi belirli bir seviyede sınırlamak gerekir. Bu görevi gerilim regülatörü yapar. Regülatör, alternatörün rotor ikaz akımını kontrol eden bir elektronik elemandır. Gerilim belirli bir sınırı geçtiği zaman ikaz beslemesini keserek voltajı düzenler. Bu eleman aynı zamanda şarj devresi elemanlarını aşırı yükten korur. İkaz besleme devresinin kopması gibi bir arıza durumunda gösterge tablosundaki şarj ikaz lambasını şasileyerek yakar.